Evet, ailenizin en gurbetçi, en Hollandalı, en mutlu kanalı Günaydın Hollanda'dan hepinize selamlar. Malumunuz doğum günü hediyesi eşime Dyson aldım. Yani öyle kutu açılışı, mutlu açılışı falan yapmayalım dedim de. İşte bunu şimdi malumunuz bunun şarj aletini bir yere takmamız lazım. Salonda bakalım dedim nereye koyalım, nereye koyalım. Diğer tarafa böyle koltukların olduğu yerde koymak istemedik. Şöyle köşeye, dipte bir yere koyalım diye düşündük. Şuraya, bakın tam gösterebiliyor muyum? Şöyle, işte tam şuraya monte edeceğim. Yani monte etmeye çalışacağım daha doğrusu, becerebilirsem. Hadi bakalım, başlayalım. İnşallah her şeyi doğru yaparım. Ben bu konuda böyle hani, ya işte yani. Yani kutu açılışı değil de bizimkisi. Ya da bunun gibi bir şey mi olacak, ne olacak? Alet buymuş arkadaş, şunun sese bakar mısın? Bu ne ya? Hakikaten. Buraya lazer tabancası gibi ha. Bir sürü de şeyler var, parçalar var. İşte 2-3 parça aksesuarı var. Şunlar şimdilik lazım değil. Bunun ne olduğuna sonra bakarım. İşte şurada. Kabloyu arıyordum. Kablo var. Şunlarla monte edeceğim. Şunları şuraya yerleştireceğiz bakalım. Hatırlarsanız kampanyalı almıştım. Sadece şu geldi herhalde. O yüzden temizleme şeyi olarak ne deniyor buna, fırçası herhalde. Geldiği için ekstra bir de bunu aldık biliyorsunuz. Var ya buradan dirsek çıkarsa var ya ne gıcık olurum ha. Yani ben burada şunu göstereyim. Yani şuna verdiğim para sadece şu dirsek aslında yani. Süreyya Hanım'ı zaten biz bunu almamızın sebebi biraz böyle hani bel rahatsız olduğundan eğilip bükülmesin diye. Yani dirsek aldık. Hani şöyle temizlik yapabilmesi için. Ama şu dedi ki adam bana, sadece bu aparat var, başka bir aparatı yok şeyde dedi. Hani kampanyalı ürün olduğu için falan ekstraları, tamam ekstraları burada ama şu varmış mesela, hani adam yok diyordu. Bilmiyorum bu o mu? Yok bu değil. Az önce gösterdiğim nerede? İçinde. He şu. Mesela bu varmış. Aynısı sende. Ha aynısıymış. Vay arkadaş ya. Bu işte kedi tüyü, ince tüyler. Süreyya Hanım sırf bunun için herhalde bir kedi mi alsak, ne yapsak bak. Şimdi bu aletler neler çıktı? Şundan Süreyya Hanım, şundan çıktı. Hepsine bakalım. Bu çıktı, bu çıktı. Bunlar ana kumdan çıkanlar. Ben bu arada buradan şeyi tarattım. Uygulamayı da indirebiliyorsunuz telefonunuzda. Telefonunuzdan nasıl kurulduğuna dair vesaire her şey bilgiler var. Türkçe menü de var. Ona kadar düşünmüşler. Bakın burada Dyson şeyi var. İlk kurulum, nasıl başlangıç. Videoyla anlatmışlar zaten. Önce tamamen şarj etmemiz gerekiyormuş. İşaretleyeceğiz şeyleri. Nereden vereceğimizi falan. Demek bu günler için almışsın sen bu kalemi. Aynen. Bu yerden yüksekliği ile alakalı bir şey yazıyor mu ya? Bunu ne kadar yüksekte bir yere şey yapacağım dair monte etmem gerekiyor. Bakın. Baksana şurada 120 santim. Şu alt şeyi şurayla yerden yüksekliği 120 santim olması gerekiyormuş. Evet, o niye yapıyor bu arada? Şimdi şey yapacağım ya, şöyle dik dursun, böyle yamuk şey yapmasın diye. Diyerekten onu alacağım da. Tamam. Tabii aleti doğru kullanabileceğim bir de o da öyle. Öğreniyorsun Murat Bey. Artık Avrupa yani, boşuna yani. Demiyorlar. Kendi işini kendi yapmana evet, alıştırıyorlar evet. Diye. Hollanda'da dediğin gibi her şey güzel ama özellikle bu tamir tadilat işleri çok hem pahalı hem gerçekten geldiklerinde iş olmuyor, bitmiyor. Yerden şu nokta 120 santim olması lazım. Ben de baktım şuradaki tozluk, ne deniyor, süpürgelikten de bazılarından aynı. Şöyle bir şey koydum. Şununla da 90 derece şeyini ayarlamam lazım.
Tamam. Vay be, o alet ne güzel iş yapıyor. Şimdi şurayı da işaretleyeceğim. Kalemin de güzel. Şuradan işaretlemek gerekiyor. Evet. Bir gün işe yarayacak. Evet. Ürün Dyson olsa da böyle içimizdeki ucuz aşkı çarşıda torna bir de şey böyle bir aleti action bulu ama gayet de güzel işini görüyor. Gayet güzel geliyor hakikaten. Evet. Ne o kadar da işlerden anlamıyor değilsin yani, yine de bir babandan el almışsın. Böyle oldu. Sağlamlaştı yani orası. Aynen aynen. Tak buraya taktım. Şurada da klipsler var. Oradan geçiriyorsun. Bitti. Tamam. Neyse böyle monte ettik arkadaşlar. Sağlam monte oldu. Böyle güzel yerinde. İşte artık bundan sonra Süreyya Hanım güle güle kullansın. Framboazları değil de o frenk üzümünü bu tarafa alak artık ya, bak orayı ben gerçekten kapatacağım. Ben sana söyleyeyim. İyi burayı toparlamışsın. Sen bulamadın mı bahçe makasını? Bulamadın mı? Burası kaldı. Ya baksana abi, kapıyı açsaydın da ben şapka alaydım ya. Güneş bana sıkıntı. Emekli dedeler olur böyle. Pörsümüş şapkalar takarlar hani kafalarına. Kasket niyetine. Ona benzedim. Zaten aynen dediğin gibi bizi çok da genç sayılmayız yani. Sarmaşıklar diyorum, buraya böyle uzamış. Öf. 2 senedir niyetim var. Şu şeyi, bahçenin çitlerini şuraya kadar getirip şuraya böyle. Şuradan da yukarıdan böyle bir tente atmayı düşünüyorum. İşte mangal yaparken şu, bu tarafa doğru yani bahçe tarafına değil de bu tarafta mangal yapayım da hani bahçeden diğer komşulara dumanı gitmesin diyerekten. Dışarıdan gezenler için çok önemli değil. Ama benim burayı bir temizlemem, toparlamam lazım da önce şunlar var, şu yaprakları toparlayacağız. Artık her yıl adet oldu. Ha, sen toparlıyor musun? Küreyi getirdin mi, hala getirmedin? Şuradakileri de alacaktım. İki taşın arasına sıkıştırıyoruz. Vay. İşi bilen ve işi bilmeyen. Şurayı bir iyice bir şey yapmamız lazım. Hadi düzleyelim ya şuraya. Şu yerdeki birikmiş olan yaprakları, kel çöp vesaire aldık ama bizim çöp kutusu biraz küçük. Maalesef şimdiden doldu. Artık da diğerlerini toplasak da yani koyacak yer yok. Mecburen perşembeye bekleyeceğiz. Perşembeden perşembeye geliyor çöp arabası.
Biraz daha mı yapsan? Heh, öyle mi? Nasıl? Tamam, güzel. Çok köklenmiş ya, ama bayağı şeyinden çıkmıyor kadın. Yani. Şuraya bak. Oo. Sağlam olacak. İyi. Herhalde o kadar mesafe yeter diye tahmin şurası ediyorum. mı? Bilmiyorum ki. Onların arası kaç santim olur, ne kadar ama olur. Şimdi yayılacak ya bir tane. Bu o kadar yayılıyor mu acaba? Kocaman, kocaman o zaman biraz daha o zaman bir şey yap. Ha, iyi iyi bence. Aynı sıraya olduğuna emin misin? Bak biriyle birinin arasındaki... Heh, tamam. Nasıl? İnşallah iyi. Bakalım. Bunun adı ne yazıyor Süreyya'nın? Belki takipçiler sorar. Yaban şeyi mi işte, Japon bir şey ise ama Japonik falan diyor böyle. Getir göstereyim. Japonike Mountain Fear. Heh, getir. Böyle bir şey aldık diyor. Bahçe dünyasından. Yani böyle sonbaharda bunun yaprakları böyle kırmızı kırmızı oluyor. Çok güzel oluyor. Büyüyor tabii bu ağaç. Bilmiyorum, herhalde estetik bir şey olacak. Şu karşıda komşuda var. Gerçekten çok güzel oluyor. Yazın sonuna hocam doğru. Hoş geldin suyu diyelim. Tamam canım, o kadar da dökme. Alışmasınlar sonra fazla suya. Diğerlerine de dök. Şu garibanlara da. Ah şöyle. Murat Bey. Güzel havayı bulunca bir şeyler yapmaya başladın. Ne yapıyorsun? Yani Hafsa'ya yeni bisiklet aldık ya. Gülsena'da kendi bisikletini kullanmaya devam etmek istedi. Hafsa'nın bisikleti boşa düştü. Şimdi bunu satacağız. Ben de daha önce hiç Marklas'ta bir şey satmadım. Hep bir sürü bir şey aldım ama satın almadım. Şimdi fotoğrafları çekiyorum. Vallahi o konuda da bilmiyorum nasıl güzel çekerim inşallah. Şimdi Marklas'a koyacağım satışa. İnşallah satabiliriz bakalım bisikleti. İnşallah güzel. Bence hala kullanılır görüntüsü. Evet, bir iki tur daha gider bu canım. Değil mi? Yani, bunlar ne oluyor? Bisiklet cennetine mi düştük? Yani bir de şurada var. Onu da göster istersen. Orada da var bir tane de küçük. Ha, bu katlanılabilir bisikletimiz değil mi? Havasıymış. İyice şey olmuş. Aa öyle mi? Kullanılmaya kullanılmaya tabii haliyle. Şişiririz. Anneciğim baba şişirsene, ben kullanmak istiyorum. Vedat kullanmak istiyormuş. Herkese birer tane bisiklet olunca tabii ki bizim suhur da bisikletlerle doluyor. Şimdi ben de madem sen dışarıya çıktın ben de çıktım. Gel beraber suhuru temizleyelim. Ne dersin? Boş bırakmak yok. Ramazan öncesi bir temizlik tabii, daha. Tabii tabii. Şimdi kameranın karşısında sanki spontane gelişmiş gibi. Süreyya onu söylüyor da. Evet. Birkaç gündür diyor ne olur şu suhura da girelim, suhura da girelim, temizleyelim diye. Tamam işte fırsatını buldum. Gördüm seni dışarıda. Hadi dedim bu fırsat kaçmaz. İkna edeyim sevgili eşcağızımı. Hayırlısı inşallah. Gelin yapalım bence hadi. Şimdi Hollanda'da bazı şeyler çöp olduğu zaman bizde böyle bir genel bir çöp falan atamıyorsun. Bunları ayıklaman gerekiyor. Zaten bunu biliyorsunuz. Daha önce anlatmıştık. Şimdi mesela ayırıyoruz. Şu çantalarda mesela çöp olacak. Vedat'cığım şunları alsana oğlum. Şu çantaları al. Şurada onları da tekstil çöpüne. Onları da tekstil çöpüne atacak oğlum. Heh, onları da tekstil çöpüne. İkisini de al. Onu da al oğlum. Gel onları da şeye. Şuraya. Bayağı birikmiş. Baksana da iki çuval neredeyse ayakkabı var. Çocukların ayakkabıları var. Ama küçülmüş. Çoğu da patlamış ayakkabılar olduğu için. Mecbur bunları atacağız. Yapacak bir şey yok. Tekstil çöpüne atıyoruz ama bunlar tekstil çöpüne geri dönüşüme gidiyor en azından. Yani tamamen de yok olmuyor. İşte burada kullanılmayan bazı eşyalar var. Vedat bir şey soracağım. 4 tane kaykay var burada. Hangisini kullanmıyorsunuz siz? Şu turuncu olanı. Turuncu olanı bir ayır istersen. Şuraya bak. Gübreydi ya Murat. Değil herhalde. Bu gübre değil mi? Gübre işte, toprak, gübre karışık işte. Yani şöyle toprağa serpelim de biraz tabii, kalitesi tabii artsın. Tamam. Of. Şu metalleri şeye mi atacağız Murat? Çöpe. Aynen çöpe atacağız. Onları... Bak genişledi. Güzel oldu burası. Aynen, aynen, aynen. Ah şunu yapamadım ya. Bir zaman kilo vermek için şöyle bir boks torbası aldım. Evet. Büyük heveslerle gittim. Ta böyle arabayla gittim. Taşıdım. Getirdim.
Şunu da ayrıca aldım Decathlon'dan. Bunu buraya çaktım. Hatta videosunu da çektim. Fakat hatta buraya şu vidaları. Arkadaş 2-3 tane videosu şeyi böyle vidası patır patır attı ya. Dayanamadı yani. O ağırlığa ne gitmese dayanamadı. Bilmiyorum neydi artık, bunların hepsini sökeceğim şimdi tekrardan. Daha güçlü bir şey almam lazım. Dübel almam lazım ama nasıl bir şey alacağım inan bilmiyorum. Bunu buradan çıkaracağım, tekrar takacağım. Ah! Vallahi canım sıkıldı şimdi bunu görünce. Yani çok hevesli almıştım. Mesela burada şey var. Gülsena'nın yatağı var. Onu artık ranzaya geçtikleri için parçaları. Bunları çöpe atmamız lazım ama öyle rastgele çöpe atamıyoruz. Bunları ayıklayacağız böyle. Burada bir genel çöp toplama merkezi var. Dar deniyor. Dara götüreceğiz. Trailer bir tane arabanın arkasına koyacağım. Dara götüreceğiz. Dara atacağız. O da nasıl oluyor arkadaşlar? Bizim belediyenin mesela yıllık 200 kilo ücretsiz çöp atma hakkın var. O da şey çöpü işte. Hani böyle kullanılmayan büyük eşyalar. Çöp kutusuna sığmayan eşyaları. 200 kilo kadarını her yıl ücretsiz atabiliyorsunuz. Biz de bunları işte hemen atamadık. Birkaç tane daha var, biraz daha toplayalım ondan sonra. Mesela ev aletleri var. Bunları böyle canınızın istediği gibi çöpe atamıyorsunuz. Onları hepsini bir araya getirip öyle atacağız. Şurada mesela bir tost makinemiz var, bozulmuş artık, emekli yağ verilmiş tost makinesi olsun. İşte o eşyalar olsun. Dara gittirdiğim zaman, bunları dara götürdüğümüz zaman da onun içinde de şey yapıyoruz yani. Bir tek bir yere bütün şeyleri, çöpünüzü bırakmıyorsunuz. Orada ayıklamanız gerekiyor. İnşaat malzemeleri ayrı, elektronik eşyalar ayrı, biyolojik atıklar ayrı. Böyle bir yerinde de bunu sabitle. Bakalım Sibiye Hanım nasıl yapmış kulübeyi. Vay. Güzel. Baya baya rahatlamış ya kulübe. Şuraya bak. Heh, şurayı da benim alet edevat tarafını da güzel düzenlemişler. İyi. Şimdi bu çaydanlık ne alaka diyeceksiniz. Belki bilenler hatırlayanlar olur. Benim burada böyle bir semaverim var. Yaz geldi mi güzel bir çay keyfi yapıyorum. Bunun çaydanlığı. Güzel. Güzel olmuş. Allah hanımın eline sağlık. Ben de biraz çalıştım ama Süreyya Hanım gene bayağı uğraştı. Allah razı olsun.